Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz motifli çantanın yapımını anlatacağım. Ben yaparken bu şekilde iki renk kullandım ve hasır jüt kumaş deniyor buna. Bunu kullandım. Dikiş makinesiyle dikişlerimi tamamladım. Eğer dikiş makineniz yoksa elle de dikebilirsiniz. Bu şekilde bir fermuar kullandım. İçine derinlik katabilmek adına kenarlardan dikiş attım. Bu şekilde güzel kullanışlı minik bir çanta elde etmiş oldum. Şimdi yapımına geçelim. İlk olarak ipimden bahsedeyim. İplerim merserize ip. Elimde olan ipleri değerlendiriyorum. Siz de elinizde olan ipleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve iplerime de uygun 3,5 numara tığ kullanacağım. İlk olarak kırmızıyla başlıyorum. Hanım Dilendi Beyefendi modeli yapıyoruz. Şu kare motif. Şimdi sihirli halkamı yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Sihirli halkamın içine batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra burada bir 2 tane zincir çekeceğim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Tekrardan batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağız şimdi. 1 2 ve 3. Zincirimi çektim. Tekrardan sihirli halkama batıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi 1 2 3 tane yapmış olduk. 2 zincir çekiyorum. Tekrardan sihirli halkama battım. 1 2 ve 3. Şimdi sihirli halkamı sıkıştırıyorum. Şimdi burada bu şekilde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, 2 zincir olacak şekilde 4 tane oluşturduk. Şimdi yine 2 zincirimi çektim. Sihirli halkamı iyice kapattım. Başta çekmiş olduğum zincirin tepesine batıyorum. Kısa kalan ipimi de tığımın üstüne doladım ve zincirimin içinden geçirdim. Burada diğer iki zincir çekmiş olduğumuz şu köşeye gelene kadar kaydırma yapıyorum zincirlerin tepelerinden. Şimdi köşeye kadar geldim. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Tekrardan 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrardan aynı yere battım. Köşe yapıyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane tekrardan ikili trabzan, 2 zincir. Diğer köşeme geldim. Kısa kalan ipimi de yürütüyorum. Bu şekilde köşelerimizi dolduralım. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan olacak şekilde dolduralım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Tekrardan 3 zincir, 2 zincir çekiyorum ve başta çektiğim zincirin tepesine batıp kapatıyorum. Burada ipimi sabitleyeceğim. 1 zincir çekiyorum ve diğer rengime geçeceğim. Göbek kısmını oluşturduk ve bir sıra daha örmüş olduk. Kırmızı ipimle 2 tane 2 sıra ördüm. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi sabitleyeceğim. Köşeden battım. Çıktım. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar köşe yapacağız. 1 trabzan 2 trabzan. Başta çekmiş olduğum
Zinciri de trabzan olarak sayıyorum. Burada bir zincir çekiyoruz. Yine aynı yere battım. 1 2 3 trabzan yapmış oldum. Bu şekilde. Şimdi buradaki boşluğumuza gireceğiz. Bir zincir çektim. Buradaki boşluğa geldim. Şu kısa kalan iplerimi de yürütüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve diğer şu köşeye gelmiş oldum. Buraya da 1 2 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir. Diğer boşluğuma geldim. Şimdi bu şekilde köşeleri yapacağız. Buraya da yapacağız. Toplamda kırmızı ile 2 sıra, kahve ipimle de 1 sıra. 3 sıra örmüş olacağız. Bir zincir. Şimdi sıra sonuna kadar geldi. Motifimi artık kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Yine başta çekmiş olduğum zincirimi batıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada dikeceğimiz için diğer motiflerimizle birazcık uzun ip bırakacağım. Evet, bu şekilde motiflerimizi hazırlayalım. Toplamda 12 tane motif yapmamız gerekiyor. Tabii çantanızın ölçüsüne göre motif sayınız artabilir, azalabilir. Benim için 12 tane motif yeterli oluyor. Şimdi ben diğer motiflerimi de ördüm. Bu şekilde 3, 6, 9, 12 tane motifimizi hazırladık. Birbirlerine diktim. Şimdi bu motifimi de anlattığıma göre şuralara dikişini yapacağım. Buradan bu şekilde dikişini yapacağım. Bunun için de etamin iğnesi kullanacağım. Yün iğnesi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde etamin iğnesi kullanacağım. Şimdi uzun ipimi iğnemden geçiriyorum. Şimdi iki motifimi uç uca getirdim. Yani köşe köşeye gelecek şekilde. Şimdi burada benim iğne ipim bağladığım yere gelmiş. Şimdi şu köşeye kadar getirdim ipimi. Şimdi diğer motifin köşesinde şuraya batıyorum. Buradan ipimi çektim. Şimdi diğer motifin bir diğer motifin dışa bakan köşelerinden alıyorum. Normal dikiş diker gibi motiflerimi dikiyorum. Şimdi şuradaki V'lerden dışa bakan V ve karşıdaki dışa bakan V'den alıyorum. Bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan. Bu şekilde burayı dikişini tamamlayalım.
Evet, dikişlerimi de tamamladıktan sonra şimdi kırmızı ipimle kenar köşe yapacağım. Yani kenarlarını öreceğim. Şu en uçtaki köşeden batıyorum. İpimi sabitliyorum. Ve bütün trabzanların tepelerine sık iğne yaparak ilerliyorum. Çerçeve yapacağım. Şu bir zincir çekmiş olduğumuz yere de bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde devam edelim. Birkaç sıra örelim. Kalınlığını kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yani bu dış çerçeve kalınlığını. Şimdi bu şekilde bütün motiflerimin etrafından geçeceğim. Sık iğne ile. Şimdi bu şekilde iki sırada kenar örgüsü yapmış oldum. Şimdi bunu örgümü arka tarafından ütüleyeceğim dikmeden önce. Arkasında kullanacağım kumaşın da ölçüsünü vereyim. Şu şekilde bir kumaş olacak. Jüt ip kumaşlarından, hasır kumaş diye de geçiyordu. 34 santim eninde, şöyle en. Şöyle boy, kısa olan boyu da söylüyorum. 26 santim de boyu. Şimdi şu şekilde katladım. Buraları dikiş makinesiyle iç tarafından dikeceğim. Ağız kısmına fermuar dikeceğim. İçine çantanın derinlik verebilmek için şu şekilde yapacağım. Şimdi buraları diktikten sonra iç kısmında şu kenar kısmını şu şekilde tutup, bakın, şekilde tutup şuraya tekrardan bir dikiş atacağım. İç kısmını, iki tarafını da dikişlerimi yapacağım. Evet, bu şekilde daha sonrasında buraları dikeceğim. Şimdi dikiş makinesinde etrafını dikeceğim. Fermuarda dikiyorum. Çantamın dikiş kısımlarını tamamladım. Fermuarımı da diktim. İç derinlik dediğim kısmı şuralar bu şekilde görünüyor. Bu şekilde içten kenarları diktikten sonra şu şekilde bir dikiş attım buraya. Şimdi ördüğüm motifleri de bu şekilde tam kenarlardan denk gelecek şekilde şuralara bu şekilde kapatacağım. Dikeceğim. Normal dikiş iğne ipliğiyle bunları kullanarak dikişimi tamamlayacağım. Bunu göstermiyorum. Normal dikiş yapacağız yani. Bu şekilde oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.